Brezilya'nın adı. Brezilya adını kırmızı boyanın çıkartıldığı değerli bir ağaç olan Pau Brasil adından alır. Brezilya nerededir? Büyük bir Atlas Okyanusu kıyısı olan Güney Amerika ülkesidir. Tropik bir iklime sahiptir. Brezilya'nın kuruluşu. Brezilya 1500 tarihinde bir Portekizli gemici olan Pedro Alvarez Cabral tarafından Hindistan'a gitmeye çalışırken pusulayı şaşırınca kendini Güney Amerika'da bulur ve bulduğu bu toprakları Portekiz Kralı adına el koyar. Portekiz ve İspanya arasında Brezilya hakimiyeti için sayısız savaş olur ve Brezilya bu iki ülke arasında sürekli el değiştirir. 1822 yılında Portekizliler Brezilya'yı tekrar kolonileştirmeye çalışırlarken Brezilyalılar Dom Pedro ve José Bonifácio de Andrada Silva'nın liderliğinde bağımsızlık harekatını başlattılar. Ve 7 Eylül 1822 tarihinde Brezilya İmparatorluğu'nun bağımsızlığını ilan ettiler. Brezilya İmparatorluğu 1889 yılına kadar sürmüştü. 1889'da yapılan askeri darbe sonucu 2. Pedro iktidardan indirilip 1822'den beri monarşiyle yönetilen Brezilya Cumhuriyeti ilan etmiştir. Darbenin lideri olan Manuel Deodoro da Fonseca ülkenin ilk cumhurbaşkanı olmuştur. Günümüz Brezilya resmi dil Portekizcedir. Brezilya başkanlık rejimiyle yönetilen federal bir cumhuriyettir. Devletin yönetimi yasama, yürütme ve yargı erklerince gerçekleştirilir. Çok partili, çift kameralı bir sistem uygulanmaktadır. Brezilya'nın başkanı Jair Bolsonaro'dur. Nüfusun çoğunluğu Hristiyanlık inancına sahiptir. Bunlardan %56 oranında Katolik, %26 oranında ise Protestanlık mezhebine inanmaktadırlar. Başkenti Brasilia'dır. Brezilya'da günlük yaşam. Brezilya'da kahvaltı, okul veya iş saatlerine bağlı olarak sabah saat 6.30 ile 8 arasında bir yerde başlar. Kahvaltı sabah ritüelinin en önemli parçasıdır. Kahve ile birlikte en yaygın kahvaltı maddesi bir ya da iki yulafın tereyağıyla kızartılan Fransız ekmeğidir. Bazı zamanlarda ise ekmek, soğuk jambon, mortadella, mozzarella dilimleri, cuyo, prato veya minas gerais'in beyaz peynirleri yenir. Akşam yemeklerinde ise halk genel olarak et, tavuk veya balıkla birlikte hazırlanan pirinç veya fasulyeyi getirirler. Brezilyalılar genellikle dostça ve iyimser insanlardır. Gelecek için sabırsızlar ve sadece iyi şeyleri beklemektedirler. Küçük şeylerden zevk almasını biliyorlar. En fakir insanları bile her şeyi unutup kutlama yapmaktan ve dans etmekten hoşlanır. Brezilya sakinleri dakik insanlar değillerdir. Rahat davranışları ve her an zevk alma eğilimleri işlerini zamanında bitirmelerini engeller. Aile kavramına oldukça önem verirler. Bu nedenle yetişkin çocuklar evlenene kadar ailesiyle birlikte yaşar. Bunlarla birlikte insanlar cinsiyet ve görünümden dolayı ayrımcılığa da maruz kalabilmektedirler. Brezilya'da çalışma. Brezilya para birimi olarak Brezilya realini kullanırlar.
turizm alanı oldukça gelişmiştir ve bu sektörde çok rahat iş bulunabilmektedir. Asgari ücret 998 Brezilya realidir ve bu 262 dolara denk gelmektedir. En yüksek maaşı bilişim sektörü alır. Ortalama maaşları ise 2500 Brezilya realidir. Brezilya'da maksimum çalışma haftalık 44 saattir. Brezilya'nın yemekleri. Brezilya'nın meşhur yemeklerine baktığımızda churrasco, feijoada, empanada, coxinha, pastel, cassava, pão de queijo, acarajé, pamonha, caruru, moqueca, vatapa. Tatlılar olarak da tapoca, churros, açai, cocada ve quindimdir. Brezilya'da gezilecek yerler. 1. São Paulo. Brezilya'nın en büyük şehridir. Gökdelenleri, yemek kültürü ve hareketli kültürel sahnesi ile ünlüdür. Birçok etnik gruba ev sahipliği yapan şehirde çeşitlilik ve eğlenceye her köşede rastlamak mümkündür. 2. Brezilya. Dağlık bölgelerde yer alır. Şehri modern ve yenilikçi mimarisi ilgi çekicidir. Ülkenin Yüce Divanı, Başbakanlık Sarayı ve daha birçok önemli yapı bu şehirde bulunur. 3. Fortaleza. Güzel sahilleri, hareketli alışveriş merkezleri ve yoğun kültürel faaliyetleri en popüler turist akımının gerçekleştiği yerdir. 4. Paraty. Rio de Janeiro'nun Green Coast kısmında yer alan Paraty, tropik ormanlar, şelaleler, zümrüt rengi deniz ve kıyı dağları ile doğal bir cennettir. 5. Recife. Pernambuco eyaletinde yer alır. Oldukça fazla sayıdaki su kanalları ve köprüleri ile Brezilya'nın Venedik'i olarak adlandırılır. 6. Olinda. Pernambuco eyaletinde yer alan bu yer, ağaçlarla kaplı bir tepe üzerine konuşlanmış olan şehrin tarihi merkezi, sömürge dönemi kilisesi, renkli evleri, restoranları ve müzeleri ile tarihi bir yerdir. 7. Manaus. Amazonas eyaletinde yer alan bu yer, Amazon ormanlarına açılan kapı olma özelliği taşır. Amazonas, Opera Evi ve Rio Negro Sarayı gibi önemli mimari eserleri de bünyesinde barındırır. 8. Salvador. Tarihi bir şehir merkezini, güzel sahilleri, renkli bir kültürü ve dünyanın en büyük festivallerinden birini bünyesinde toplamıştır. 9. Foz do Iguaçu. Brezilya'nın en nefes kesici doğal güzelliklerinden biri olan Iguaçu şelaleleridir. Şelaleler başlı başına muazzam bir görüntü sunar. 10. Rio de Janeiro. Ünlü dağları, yapıları, sahilleri ve Rio Karnavalı ile en çok ziyaretçi çeken bölgelerden biridir.